Merhaba arkadaşlar 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. A bölümü aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. 1- Hazreti Peygamber Medine'de bütün toplum kesimleriyle barış ve huzur içinde yaşamak istiyordu. Bunun için Yahudilerle de Medine Sözleşmesi adı verilen bir anlaşma yaptı. Doğru arkadaşlar. 2- Uhud savaşında ölenler arasında müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebiya gibi kişiler de vardı. Müslümanlar ise bu savaşta 14 şehit verdiler demiş. Yanlış arkadaşlar. 70 civarı bir şehit var. 3. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce Mescid-i Nebi'ye namaz kıldırmaya gidemediği zamanlar oldu. Mescide gidemediği vakitlerde namazları kıldırmak üzere Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı görevlendirdi. Evet doğru. 4. İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir ve 3 ayetten oluşur. Bu süre namazlarda sıkça okunan kısa surelerden biridir. Yanlış arkadaşlar 3 değil 4 ayetten oluşuyor. 5. Atalarımız Osmanlı döneminde peygamberimizin soyundan gelenleri belirlemek, onların haklarını korumak için Hılfıl Fudul adlı bir kurum oluşturmuştur. Bu da yanlış arkadaşlar. Peygamberimizin zamanında katıldığı kurumlardan bir tanesidir. O yüzden yanlış diyoruz. B bölümü aşağıda yer alan boşlukları yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. 1. Peygamberimiz Müslümanlara ilk cuma namazını hicret esnasında vadisi ismi verilen bir yerde kıldırdı. Ranuna vadisi arkadaşlar hemen yazalım. 2. Hicret Hazreti Ömer zamanında yeni bir takvimin yani Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edildi. O yüzden buraya da Hazreti Ömer yazıyoruz. 3 Peygamberimiz savaşında müşriklerin esir alınan bazılarını fidye karşılığında, bazılarını da 10 okuma ve yazma öğretmesi karşılığında serbest bıraktı demiş. Tabii ki bu da Bedir Savaşı'nda 4 Peygamberimizin Medine'deki Mescid-i Nebi'de kabri ile minberi arasındaki yere tertemiz cennet bahçesi, gül bahçesi anlamında Ravza-i mutahhara diyoruz arkadaşlar. Şurada hemen yazalım. 5. Toplumumuzda Hz. Muhammed'e büyük bir sevgi duyulur. Milletimiz çocuklarına Ahmet, Muhammed, Mahmud ve tabii ki Mustafa gibi peygamberimizin adlarını koymaya önem vermektedir. Hemen Mustafa'yı da yazalım. C bölümü aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. 1. Suffa Mescid-i bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz tarafından Mescid-i duvarına bitişik olarak kurulmuş gölgelik. 2. Şehit İslam dininde Allah yolunda vefat etmiş bir Müslümana verilen isim ve makamdır. 3. Ensar Hz. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göçtüğü zaman Mekke'den gelen Müslümanları konuk edip onlara yardım eden Medinelilere diyoruz. 4. Hudeybiye, Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı köy. Hudeybiye anlaşmasının maddelerinden 4 tanesini yazınız. 1. Esirler karşılıksız serbest bırakılacak. 2. Mekke'den bir Müslüman Medine'ye gidemeyecek. Medine'ye girmeye çalışırsa geri çevrilecektir. 3. Medine'den Mekke'ye sığınan olursa geri çevrilmeyecek ve geri verilmeyecektir. 4. Müslümanlarla karşı taraf arasında 10 yıl savaş olmayacak. İki tarafın hiçbiri diğerinin malına ve canına dokunmayacak. E bölümü aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. 1. Veda hutbesi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Evrensel değil bölgesel bir değer taşımaktadır. Tam tersi arkadaşlar evrenseldir bölgesel değil. O yüzden buraya yanlış dedik. 2. İnsanların can ve mal güvenliği korumaya alınmıştır. Evet doğru arkadaşlar. 3. Kan davası, kölelik, ırkçılık, zulüm ve haksızlık yasaklanmıştır. Evet, bu da doğru. 2 ile 3 diyoruz. C şıkkı. 2. Kur'an'ın en son inen suresi olduğu kabul edilmektedir. 3 ayetten oluşur. Medine döneminde indirilmiştir. Bu surenin adı yardım anlamına gelmektedir. Surede Allah'ın peygambere yardım ettiği ve böylece onu fetihlere kavuşturduğu ifade edilmektedir. Metinde bahsedilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki Nas suresi B şıkkı. 3. Kelime olarak adet, yol, gidişat anlamına gelir. Terim olarak ise akıl sahibi insanları kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanunlardır. Tabii ki dinden bahsedilmiş arkadaşlar. Cevabımız A. 4. Ehli Beyt Hz. Muhammed'in ev halkı için kullanılan bir kavramdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in Ehli Beytinden değildir? Kızı Hazreti Fatıma, damadı Hazreti Ali, torunu Hazreti Hasan bunlar Ehli Beyt'tir. Kuzeni Cafer arkadaşlar Ehli Beyt değil. Yani peygamberimizin soyundan olmuyor. Cevabımız C şıkkı. 5. Medineliler 621 ve 622 yıllarının hac mevsimlerinde önceki yıllardan daha kalabalık olarak Mekke'ye geldiler. Her geldiklerinde peygamberimizle görüştüler ve onu destekleyeceklerine ve koruyacaklarına söz verdiler. Peygamberimizi ve Müslümanları Medine'ye davet ettiler. Hakkında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Akabe biatları diyoruz. Cevabımız A. 6. Hz. Peygamberin hayatının Medine dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Mescid-i Nebi inşa edilmiştir. Doğru. Ensar ve muhacir kardeş ilan edilmiştir. Bu da doğru. Kabileler arası anlaşmazlıklar giderilmiştir. Bu da doğru. Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a hicret etmiştir demiş. Yanlış arkadaşlar. Bu Medine döneminden önceydi. Cevabımız D şıkkı. 7. İslam dininin boykot ve baskı yoluyla engellendiğini gören Müslümanlar dinlerini yaşamak ve yaymak için değişik arayışlara girmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu arayışlardan biri değildir? A. Hz. Peygamber'in İslam dinini tebliğ etmek için Taife yolculuğa çıkması evet bu var. B. Müslümanlardan bazılarının Habeşistan'a hicret etmesi evet bu da var. C. Müslümanların Mekkeli müşriklerin ticaret yolculuklarına engel olması. Müslümanlar asla böyle bir yola başvurmadı. Yanlış cevabımız C şıkkı. 8. Verilen davranışlardan kaç tanesi bayramlarda neler yapılır sorusuna cevap niteliğindedir. Hediyeleşmek evet var arkadaşlar. Güler yüzü davranmak bu da var. Hastaları ziyaret etmek, akrabaları ziyaret etmek, helalleşmek hepsi de var. D şıkkı. Yani 5 tanesi de diyebiliriz. Cevabımız D. 9. Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren temel değerlerden biri değildir? İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sembolüdür. Vatanseverlik yine aynı şekilde. Allah sevgisi bütün toplum için önemli. Tefekkür ise arkadaşlar Allah'a düşünmedir. Toplumu değil de daha çok bireyin kendisini ilgilendirir. Cevabımız D şıkkı. 10. Birey ve toplum olarak sevinçli olduğumuz bazı zamanlar vardır. Dini ve milli bayramlarımız, Cuma günü, Ramazan ayı, kandil geceleri bu özel günlerdendir. Bu önemli gün ve gecelerde insanlar bir araya gelir. Sevinçler ve üzüntüler paylaşılır. Böylece üzüntüler azalır, mutluluklar artar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Cuma günü öğle vaktinde namaz kılmak farzdır. Bu doğru bir cümle ancak bu parçada Cuma namazının farz olduğuyla ilgili bir bilgi yok. Cevabımız A şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.